Mesela baraja set yaptığında su akmaya devam edebilir mi? Edemez. Zerai sebep demek aslında, esbab demek ama biz burada biraz vesile manasında kullanacağız. Yani vesile olma da bir sebep değil mi? Mesela ateşi yakarsam elinin yanmasına vesile olur, sebep olur değil mi? Yani o cihette düşünün. Vesile olan şey ne oluyor? Yine bir sebep oluyor. Biz zerai'yi biraz vesile olma manasında düşünelim. Zerai'yi ne manada düşünelim? Sebep, vesile anlamında. Vesile anlamında. O zaman setti zerai ne oldu Barış? Setti anlamaya çalışıyor şart. Set. Kapayacak yani. Engel olacak. Vesileye engel. Vesileyi engellemek. Şimdi İslam'da böyle bir kriter var. Sedd-i zerai. Aslında bizim günlük hayatta bildiğimiz birçok İslami hüküm bu düsturdan doğuyor. Biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Bir önden hazırlık olsun diye söylüyorum. Biz biliyoruz ki zinaya meyledip yaklaşmak da haramdır. Bu yaklaşma kısmı zinaya baş edilemez bir kapı açtığından dolayı ilk başlangıç kısmına bile İslam set vuruyor ve diyor ki buna vesile olan hiçbir şeye sen bulaşamazsın. Bunları da zinanın bir hükmü gibi sayarım diyor. O yüzden işte ona baktım. Elini... Bunlar da yine zinaya kapı açacağından bunlar o zaman sette zerai hükmüne geçiyor. Onun için yaklaşmayın diyor. Tabii o yüzden yaklaşmayın diyor. Hadislerin bir çoğunda geçer. İçkinin bir damlası dahi o içkinin tamamı gibidir. Doğru mu? Neden? Çünkü hayatınızda hiç tanıdınız mı? Hiçbir tane. Abi ben sadece bir damla içki içtim bugün ya. Böyle bir şey yok değil mi abi? O önüne geçilemez olan, hayatının tamamını etkileyecek olan içkiyle bir evlilik yapmanın kapısını açtığı için içkinin bir damla 1 gramı, 3 gramı, 6 gramı burası haram, bu kadar haram değil diye bir hüküm var mı? Yok. Damlası da haram kılınmış mı? Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Damlası da haram kılınmış. Neden? Çünkü onun damlası bütününe yol açtığı için damlasının haram kılınmasına ne diyoruz? Sedd-i zerai diyoruz. Yani? Evet, vesileye engel olacağız. O da sedd-i zerai. Sedd-i zerai vesileleri kaldırmak, sebebi tıkamak demektir. Bu durumda harama vesile olan şey haram, vacibe vesile olan şey ise vaciptir. Fuhuş haramdır. Fuhuşa vesile olduğu için yabancı kadının avret yerine bakmak da haramdır. Şimdi anlaşılıyor mu biraz sedd-i zerai? Yani senin o büyük harama girmende vesile olabilecek çok yol var. Kimisi bir kokudan bunu vesile eder. Kimisi iş yerindeki kaçak bakışlardan vesile eder. Kimisi ya ben sadece üniversitede ondan alıyordum der. Ama not alırken sürekli bir lezzet aldığı muhabbetin içine girer ve o işin devamı zinaya sebep olur. Şimdi baktığında sedd-i zerai kavramı o zaman çok geniş bir kavrama tekabül ediyor. Doğru mudur? İnsan nereden etkileniyor, nasıl etkileniyor? Bu tam bilinemiyor. O yüzden bir hadis geliyor benim sürekli aklıma bu vakayı okuduğumda. Hadis şöyle, şüpheli şeylerden uzak durun diyor Efendimiz Ali. Sedd-i zerai bu cihette. Baktığımızda abi zina için sedd-i zerai nedir denilse, kişinin yaşadığı koşullar, bulunduğu ortam, ne iş yaptığı değil mi? Kimlerle görüştüğü bunların hepsi için geçerli bir süreç olacak o zaman. Seni, nefsini hangi noktalar zinaya meyletmek zorluyorsa sen o noktalardan kaçınacaksın. O WhatsApp'tan yazan kimmiş diye şöyle profili de açtığında başlıyor değil mi? Demek ki sedd-i zerai dediğin oralardan başlamak zorunda. Facebook'tan mesaj geldi. Bir çift tıklayayım da bakayım kimden. Burada demek kişinin niyeti burada bir belirteç. Demek ki sedd-i zerai dediğin yer bu arkadaşlar da buradan başlamazsa ne olur biliyor musun? Öncelikle içinde bir bühran hisseder. Şimdi kortekse girdi mi görüntüler? Girdi. Peki burada profilden de gördü artık müheyyile çalışıyor. Hayal kurabilme istidadı. Endam diye bir kelime var. Endam ne demek biliyor musunuz? Belli başlı ölçüleri aldığında işin tamamını hayal edebilme. Bu da endam oluyor. Hani endamın yeter falan diyor ya. Yoksa yani adam elbiseyle giriyor. Endamın yeter olduğunu nasıl? Hatta hadislerde de öyle geçiyor. Ne diyor? Evleneceğiniz birinde ele bakın diyor. Yüze bakın diyor. Ayağa bakın diyor. Konuyu uzatmadan geçeyim. Şu endam nasılsa, şu simetri nasılsa genel endamda aynı o şekil oluyor. O yüzden hadisler onu öngörüyor. Oradan tüme varım yapabiliyorsun. Vesaire vesaire. Şimdi ondan sonra profile girdin. Baktın mı bir tane? Baktın. Müheyyilene geldi mi? Geldi. Korteksine girdi mi görüntüler? Girdi. Peki korteks en çok ve en büyük demagog olan kimin kullanmayı sevdiği bir alan? Şeytanın. Şeytan o kortekse girip kullandıracak ama bunu demagojiyle yapacak. Doğru mu? Şunu yapacak. Hadi gel zina edin. Böyle yapacak mı? Yapmayacak. Çok iyi dinleyin. Doğru mu? Gelecek önce masum masum. Sen o kişi kimdir diye ona baktın. Neler başlıyor içeride? Teviller. Tevil mi yalan mı? Niyetine göre yalan oluyor bu işte. Anladın mı? Tevil böyle bir şey değil. Niyetin artık bunu yalan söylüyor. Sana kimse şehvetiyle ona bak demedi. Ama sen dedin ki ya şehvetle bakayım dedi. Ne oldu? O gözler kirlendi mi? Kirlendi. Şuur altı muktesebatına girdi mi? Girdi. Şeytan gece vakti geldi. Tam da nerede gelecek? Masada sabit bir atmosferde gelecek. Geldi. Ondan sonra o profile girdi, baktı, korteksini aldı, sen de tam masaya oturdun. Şeytan bir girecek senin hayal dünya. Şimdi birinci olayın müsebbibi kim oldu görüntüyü kaydetmekle? Nefis oldu. Şeytan bir girecek, tam senin en güzel, en mutlu, en karar vermen gereken, en inkişaf edeceğin anına bir tane oradan vuracak, bir tane oradan vuracak, bir tane oradan vuracak. Nefsin o an korteksine kaydedilmiş hangi görüntüler hoşlanıyorsa şeytanın tek yapacağı şu. Onu senin hafızana, gözlerinin önüne getirmek olacak. Gözlerinin önüne getirdikten sonra sabit okurken konsantre olamayacaksın. Bak başlangıçtaki bir tane niyetin
yanlış bir yöne inhiraf etmesi, yanlış bir yöne sapması, el kastül kalp denen o niyetindeki başlangıçtaki bozukluğu amellerini nerelere sürükleyecek birazdan. Artık okuduğunu anlayabiliyor musun? Anlayamıyorum. Hıfz yeteneğinde tahatturunda tutabiliyor musun? Tutamıyorum, nasıl tutacaksın? Hafızan çok karışık. Oraya koyduğun, rafa koyduğun, yapman gereken bir vazifeyi nasıl tutacaksın öyle karışık bir hafızada? Anlatabiliyor muyum? Tutamıyorsun. Ardına hayal dünyana girdi. Tevilini yaptın mı, birinci tevili? Yaptın. Neydi birinci tevil? Heh, yani bana zaten bakmam lazım konuşmak için değil mi? Bakmam lazım da. Heh, şehvani bakıyor değil mi? Bakıyor. Efendim abi? Yet katıyor, biriktiriyor. İşin devamında iyice nefis giriyor. Ya bu kadardan ne olacak ya? Bu kadar dediği bu kadarla kalacağını zannediyor mu? Zannediyor. Tabii. Asla oradan oraya giderimi düşünmüyor. Bak içeriden içeriye plan var. Bir gün acaba diye. Ama kendisine sorduğunda kendisine bunu itiraf etmeyecek. Edemez. Kimse edemez. Namaz kılan adam kimse diyemez. İçeriden sinsi planlar başlıyor. O Inception'da rüya içinde rüya var ya, bunda da niyet içinde niyet gibi düşünün. İfade edebiliyor muyum? Ama onun en dayanak noktası latife. Onun altında en dayanak noktası kalbin en temel mahiyetini oluşturan latifeyi Rabbaniye. Yani Cenab-ı Allah'la birebir intisap. Ey kulum. Direkt o yani. Ey kulum haydi namaza. Tam o yani, latife-i Rabbaniye. Ey kulum bugün haramları bırak. Bu sinyal neye göre geliyor? Tam o niyetine işte. Latife-i Rabbaniye'ne göre gelen. Mesela ben hayale girdiğimde şuurumu tamamen kapat benim. Gelip turlayıp mutfakta çay içerim ben. Bak şuurumu kapat. Niye? Benim tabiatım oldu bu, melekem yani. Anladın mı? Bir gün Mehmet'in şuurunu, kalbini kapat İrfan. Hayale koy. Geldim, selamun aleyküm. Gezdim, ittim, mutfağa girdim. Babalar ne yapıyorsunuz? Bir çayınız yok mu? Koltuğa otur bir çay. Yani bunun gibi bir artık aranan lezzet haline geldi. İfade edebiliyor muyum? Aranan lezzet ne? İşte filan kesle doyumsuz muhabbetler ve birden mesaj da gelir karşıdan. Şeytan orada boş duracak mı? Duracak mı şeytan orada boş? Durmayacak. Karşıdan birden mesaj gelecek. Ne diyecek? Hep sen benim hatırıma soruyorsun. Sen bugün nasılsın? Senaryoya devam ediyorum. Geldi gitti. Şimdi artık sen yerinde oturup rahat dursan da rahat durmayan bir şey var. Ne? Senin müheyyilen. Sürekli hayal. O yüzden İslami kaynakları okuduğunuzda kendinize omuz omuza yürüyebilecek bir yoldaş bulun manaları çıkar. Yani bir adam şehveti ne kadar uzun süre tutabilir? İfade edebiliyor muyum? Ama bunu yaşamayınca şeytan bunu ne kadar büyük gösterebilir? Akıllara zarar. Hani bir saat alacağın zaman takıntı olur. Nasıl alırım? Saati aldın mı abi? Aldın. Taktın mı abi? Üçüncü gün o saati bir daha hatırlamıyorsun ya. Doğru mu abi? Aynen öyle değil mi yani? Bir araba aldı. Aman ya Rabbi, direksiyonu ne kadar güzel. Gazı uf, sese bak falan. Sonra bir hafta 2000 kilometre yolculuk yap, iki hafta. 2000. Sonra ne oluyor? Lan o Allah, bir arkadaşla gitsem de şu direksiyonu versem, bıktım diyorsun. Ya bir insan yani ne olursa olsun bir arabada saatlerce 20 saat böyle oturmak ister mi yani Yunus? İstemez değil mi? Burada da şeytanın kafada çevirdiği film cihetiyle çok büyük bir şey. Ama hakikatte bu kadar büyük, yani şeytanın abarttığı kadar büyük bir şey değil yani insan. Şimdi çocuğun artık dürtüleri başlıyor içeriden. Durdurabilir mi bunu? Durduramaz. Neden? Müheyyile dediğimiz hayal kurabilme istidadı hangi cihette gelişecek artık? Şehvani cihette. Bu kadardan bir şey olmaz. Artık bu kadardan bir şey olmaz dairesi. Yani sedd-i zerai diye en başta alması gereken tedbir çok yükseklerden artacak ve çocuk artık mastürbasyona geçiş yapacak. Bu kadardan bir şey olmaz ne oldu? Hem ruhunu çok güçsüz, maneviyatsız bir hale, çünkü ruh artık bulanık bir hale girdi. Ruh yaralı bir sürece girdi. Ruh artık hakikatleri kaldıramayacağı bir vartaya düşmedi. Birincisinden pişman oldu ve bir daha yapmayacağım dedi. Yaptı mı? Yap. O gayyaya düştün mü, o gayyadan çıkamayacaksın. Devam edeceksin. Ne okuduğunu anlayabiliyorsun, ne yazdığını anlayabiliyorsun, ne biriyle dertleşebiliyorsun. Sadece dürtün gelene kadar normal sosyal yaşantıda yaşamaya çalışan bir fert oluyorsun. Kaç saat diyelim? İşte 12 saatte bir, 15 saatte bir, 24 saatte bir. Ergenliğe tekrar seni zorlayana kadar. Evet abi, merhaba abi, nasılsınız abi, iyi misiniz abi? Dürtü geldi yine. Ne oldu? Hayaller karıştı, fikirler karıştı, ruh karıştı. Benim tekrar gitmem lazım. Bu kadarından bir şey olmaz. Level atladı mı? Atladı. Ben bir kere zina etsem gene bir şey olmaz. Başta neyi kullanmadı? Sedd-i zerai. O görüntüye bakma demedi. Dese yırtacak orada. Orada yırtacak. Bak, bunun sadece o dürtü olduğunu anlayabilen maalesef çok az kardeşimiz var. Peki o zina bir kere yetecek mi? O da yetmeyecek. Bir ay sonra bir daha gelecek. Tabii ifsat. Ruh da ifsat, zihir de ifsat. Yani fikri toplayabileceği, tefekkür edebileceği, bir noktaya nazarı dikkatinde teksif edebileceği, bir noktaya sabitlenebileceği bütün alanlar artık birbirine girmiş harman çorman. Mahvolmuş yani adamın iç dünyası. Bu kadardan bir şey olmaz. Sonra bu sefer başka korkular başlayacak. Ya duyulursa? Bu işlerin en önemli kısmı kişi kendine verdiği zararı bir anlayabilse ne kadar sıkıntılı ve arızalı bir olay olduğunu çözecek. İşin devamında ayda bir de bu sefer o zinaya başlayacak. Duyulmasın diye bir gün kalbinde bir pişmanlık ve diyecek ki artık seninle görüşmek istemiyorum. Bu sefer bir bakacak ki evet, onunla görüşmemiş, çözebilmiş. Belki tövbe etse kabul olacak ama yeni bir mesaj daha. Başlangıçta neye bakmayacaktı? Profil fotoğrafına. Ana konumuz neydi abi? Sedd-i zerai. Peki bu hikaye zinaya gitti mi? Kaç zinaya? Defaatle zinaya. Gözlerden aldanıyor işte. Şeytan daralanla da çalışıyor mu? Çalışıyor. Sana koku ver.
Belki kulağına istediğin sesi vermiyor. Belki bir kafedeki bakışmayı vermiyor. Ama neyi veriyor? Şu profil fotoğrafını bir büyüteyim de bakayım. Zaten muhatap olduğun kişiyi tanımak çok önemli bir şeydir. Sosyoloji, psikoloji değil mi? Değil mi? Büyüttün. Film nereye gitti? Vefatli zinalara. Ondan sonra duyulma korkusundan orayı da bırakıyorsun. Ama artık şehvetin seni esir almış. Aradan vakit geçiyor. Buradan patlarım, oradan patlarım diye lisedeki, üniversitedeki arkadaşları bir bakıyor ki parayla zinaya gidiyor. O kadar para var mı çocukta? Ne yapayım? Oradan başlayayım tırnaklamaya. Bir kez yeter mi? Yetmez. 5 kez? Yetmez. 10 kez? Yetmez. 20 kez? Yetmez. 30 kez? Yetmez. Ruhun doyum noktasına gelip bıkana kadar yetmez. Kafamda senaryo uyduruyorum ha. Yani olsa nasıl olurdu diye bunu uyduruyorum kafamda. Hani bu olur, başka türlü uydururum. Senaryo uydurması bu. Mühayyile. Olsa nasıl olurdu diye. Allah muhafaza etsin bütün kardeşler. Olsa herhalde böyle olurdu diye kafamda uyduruyorum. Nereden patladı? Hangi kelimeyi konuşuyoruz? Seddi zerai ne demek abi? Hangi sebebe engel olmamız lazımdı? Bir bakayım şuna. Sokakta bakkala çıksam bile karşına mutlaka birileri çıkacak. Dağın başında yaşamak mı bunun çözümü? Değil. Çünkü meslek itibariyle hakkı tutup halkın arasına karışmak. O yüzden bakacaksın ama görmeyeceksin. Bugün seninle yolda yürürken, spor yaparken kaç tane adam geçti? Tam sayabildin mi yanımızdan? Ya ortalama bir şey mi söyleyeyim? Yok, tam olarak. Sayamazsın. Peki hepsinin yüzünü gözünü hatırlıyor musun? Yani hepsini hatırlamıyorum ama birkaç tane dikkatimi çeken olmuştu adam olarak. Dikkat çektiğini hatırlıyorsun işte. Hepsini hatırlamıyorsun. Çarşıya çıktığında günlük insan seli geliyor mu yanına? Geliyor. Hangisini hatırlıyorsun? Anca omuz atanı dönüp hatırlıyorsun. Doğru mu? Çünkü neden? Bir hatıra oluşturuyor o adamla. Demek senin yapmaman gereken şey ne? Onunla bir hatıra oluşturmamak. Bakacaksın ama görmeyeceksin. Bu cümle de böyle bakacaksın değil. Trafikte giderken fıs geçti mi? Şuradan geçti mi? Bakma ile mi geldi mi? Evet. Ama görmeyeceksin. Hemen çevireceksin. Hemen. Yok, birinci bakış şöyle böyle. Biz onu yanlış anlıyoruz. O şekil değil. Şehvet varsa bir göz açılışla devam mı edeceksin yani? Bakma alanına girdiği anda bakışı da kesip görmeyi de yapmayacaksın. Normal, sıradan bir şey. Ben ahiretime gidiyorum arkadaş. Bunlar ne ki? Orada huri kılman bekliyor bunlar. Bir de şeytan araya duygusallık da sokuyor. Diyor ki zaten seviyordun sen onu. O seni seviyordu deyip işi biraz daha böyle meşru hale getirmeye çalışıyor. İnsanlığın zaafı dostum. Nerede olduğun önemli değil, anladın mı? Peygamber yanında da zaafa düşürtür şeytan. Sende ona meyelen varsa, sen o işe eğer tevarüs ediyorsan insanlığın zaafı yani. Hiç önemli değil. Hiç. Ne olduğun, nerede olduğun. Zina aya giderken kalbi çatlayan genç diye sahabe var mı yok mu? Hazreti Ömer şeyde kabrine gidip konuşma yapıyor. Var mı yok mu? Sahabe ha. Anlıyor musun Süleyman? Daha mantıki ve kurtarıcı açıdan o bir insandır. Ona yardımcı olma gözüyle bakma. Mantıklı, makul. Hem ihtiyatlı hem de ona dua ile. Var mı anlaşılmayan bir şey? Devam. Seddi zerai vesileleri kaldırma sebebi tıkamak demektir. Bu durumda harama vesile olan şey haram. Vacibe vesile olan şey ise vaciptir. Fuhuş haramdır. Fuhuşa vesile olduğu için yabancı kadının avret yerine bakmak da haram. Cuma namazı farzdır. Cuma namazına gitmek ve cuma namazına gitmek için alışverişi bırakmak da farzdır. Anlaşıldı mı? Yani vacibe de vesile. Vacip. Cuma namazına gitmek için alışverişi de bırakacaksın ya. O da farz. Adam ne diyor? Abi iş yoğundu, namazı kılamadım. O işi bırakman farz senin. Çünkü namaz farz. Namaz farzken ona gitmek gereken bütün yolların farz. Farz. O da farz. Yollar da farz. Yani bunun az önce menfi kısmını konuştuk, seddi zerai. Bir harama gidecek bütün yolları kapatmak lazım değil mi? Şimdi müsbet kısmını konuştuk. Devam. Zerai sebepler vesileler manasına olduğu için yasağa götüren sebepler kastedildiği gibi mübah ve helale götüren sebepler de kastedilir. Zerai'de asıl olan fiillerin sonucudur. Bir dakika Yunus, zerai ne demekti? Zerai ne demekti? Zerai sebep ama vesile olan sebep gibi kullandık değil mi? Seddi zerai sebebi kapatmak. Neye? Sana menfi bir harama vesile olacak olan sebepleri tıkamak ve kapatmaya seddi zerai diyeceğiz o zaman. Doğru mu? Devam. Zerai'de asıl olan fiillerin sonucudur. Fiil sonucuna göre hükme bağlanır. Zerai yani bu bahsettiğimiz denklemde olayı belirleyen başlangıcı değil. Sonucu başlangıca nota veriyor. Anladın mı? Bunun sonucu şer mi dostum? Şer. Başlangıcına sebep olacak her şey şer. Bitti. Nasıl? İfade edebiliyor muyum demek istediğimi? Abi ben de arkadaşlarım masada alkol içiyor ama ben onlarla içmiyorum falan. Bu yarın bir gün dertli, efkarlı bir anla denk geldiğinde ya Ahmet bir duble de sen iç deyince vurmana vesile olabilecek mi? Olacak. Bunu da kapatmak zorunda. Bitişi haramsa o başlangıçta bütün yollar da haram kılınıyor. Anladın mı demek istediğimi? Seddi zerai'de hükmü belirleyen şey başlangıç mıdır, sonuç mudur? Sonucudur. Eğer sonuç haramsa oraya giden diğer yollar da haram. Var mı sorun? Yok. Mesela Kayseri kötü bir yerse Kayseri'ye giden bütün yollar kötüdür. Bu kadar basit. Ama bunu belirleyen nedir? Sonuç. Devam. İstenilen bir şeye vasıta olan fiil talep edilir. Kötülüğe vasıta olan şey de yasaklanır. Burada fiillerin sonuçları göz önüne alınırken failin niyetine değil fiilin sebep olduğu neticeye bakılır. Bir dakika, çok güzel. Ya abi ben içki içiyorum da niyetim sarhoş olmak değil. Buna mı bakıyoruz? Hayır, senin niyetinin bu seddi zerai dediğimiz konuda hiçbir ehemmiyeti yoktur. İşin neticesinde o haram mıdır? Zararlı mıdır? Şerres kapı açacak mıdır? Açacaktır. O zaman sen onu yapamazsın. Niyetin bir önemi yok.
Asla yok. Devam. Burada fiillerin sonuçları göz önüne alınırken failin niyetine değil, fiilin sebep olduğu neticeye bakılır ve hüküm ona göre verilir. Bak Mert, sebep olduğu neticeye bakılır diyor. Hükümler oradan veriliyor en son. Maksadın vesilesi maksada tabidir. Kaidesi caridir. Star, cari ne oluyor? Geçerliliği var. Anladın mı? Cari, geçerli. Maksadın vesilesi maksada tabidir. Finlandiya'ya gitmek çok kötü bir şey. Onun bütün yolları o kötülüğe tabidir ve gidilemez. Gidilse haram olacak. Anlaşılıyor mu? Olayı belirleyen sonuç çok önemli. Devam. Niyet önemli mi bu işte? Yok değil. Fiil önemli. Evet, devam. Maksatlara bir takım vesileler ve sebeplerle ulaşılır. O yollarda maksada tabi olurlar, onun hükmünü alırlar. Haramlara vesile olan şeyler de onlar gibi yasaktır. Anladın mı? Çünkü birbirlerine bağlıdırlar. Ana cümle burası. Harama vesile olan şeyler de haramlar gibi yasaktır çünkü birbirlerine bağlıdır. Devam. Zerai ile amel edilmesi ve onun sebep olduğu neticeye göre hüküm verilmesi kitap ve sünnet ile sabittir. Evet. Abi siz bunun da haram olduğunu neye dayanarak söylediniz? Naslara bakarak, kitaba bakıyorsun, sünnete bakıyorsun. O haram mı? Evet. Peki bu yol buna çıkıyor mu? Evet. O zaman o da haram mı? Evet. Bunu ben belirleyebilir miyim? Hayır. Ulema. Hayathanemin Instagram'ında bir paylaşım attık herhalde. Yazışmalar var ya, işte birisi yazıyor sizin yüzünüzden işte iki yıllık sevgimden ayrıldım, mutlu musunuz filan, elhamdülillah filan. Bunu da paylaşınca bir tanesi mesaj attı. Veryansı ne diyor ama siz diyor, bir de üstüne elhamdülillah diyorsunuz filan falan, insanların diyor şeyiyle oynuyorsunuz. Bununla mutlu mu oldunuz? Saadetli yuvalarıyla oynuyorsunuz filan falan diye. Sanki karısından ayrıldım. Yani olaya kaçırıyor yani, anlatabildim mi? Halbuki oradaki verilmek istenen mesele aslında sette zerai yapılması gerekiyor bu tür konularda şeyi var. Evet. Ama algı o şekilde ilerlemediği için. Tabii. Adam diyor ki yani siz yuva kuracaklar arasına giriyorsunuz. Ya kuramayanlar da var. Basireti ve izanı olmayanın analitiği olmaz. O yüzden onlar direkt sadece olay anında bir duygusallığa kapılır. Der ki seveni niye ayırdınız? Halbuki onun neticesinde nasıl harama girdiğini hesaplayamazlar. Evet. Bir tane giren varsa milyon tane girmeyen var yani. Evet. Evlenmeyen var. Aynen. Devam. 1. Allah'tan başkasını ilah edinerek tapınanlara sövmeyin ki onlar da bilmeyerek haddi aşıp Allah'a söverler. El-Enam suresi. Yani burada olay şu. Netice fiil. Haşa, Cenab-ı Allah'a sövülmesi. Burada setti zerai ne? Siz de başkasına tapanlara sövmeyin. Doğru anladım değil mi? Yanlış anlamadım. İfade edebildim mi? Yani set olan esbab nedir? Siz onların tapındıklarına sövmeyin. Niye sövmeyelim? Amaç ne? Onlar da sizin Rabbinize sövmesin. Yani burada ana konu nedir desen, onlar bizim Allah'ımıza sövmesin. Buna vesile olan bir yol belirtmiş mi Kur'an? Evet. Bunu engellemiş mi? Evet. Devam. 2. Ey iman edenler. Buyur abi. Değil mi abi? Haram çünkü yani sen, evet, karşı tarafın harama girmesine vesile oluyorsun. Onun değerli bulduğu bir şeye söverek. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Seddi Zerai'nin hayır yanı da var mıydı? Vardı. Vacibe yol açan şey de vacip oluyordu değil mi? Mesela bak biz buralarda şuralara es geçiyoruz. Şimdi teheccüd namazı bu vacip değil. Yani bir örnek veriyorum, başka bir örnek veriyorum. Mesela adam diyor ki ya ben teheccüd namazı kılacağım diyor. Bu Seddi Zerai çok analitik zeka isteyen bir olay aslında. Adam diyor ki ya ben teheccüd namazı kılmak istiyorum diyor. İşte hadi imsak 5.30'da giriyor diyelim. 4'de de alarm kurdu diyelim. 7'de 3'te yattın. Yani hiç hikmetli değil. Şimdi bir adam gerçekten iç dünyasında dese ki ya ben bu teheccüdü kılmam lazım ama gerçekten kılmam lazım dese, bu adamın yapması gereken şudur. Hadi 4'te kalkacak diyelim. Son akşam yemeğini saat 8'de yiyecek bu adam. Bak giden yollar nasıl daralıyor, olaya bak. Son akşam yemeğini 8'de yiyecek. Yerken böyle yağlı vıcık vıcık cıvık cıvık bir şey yemeyecek. Hafif bir şey. Belki bir çorba, bir dilim peksimet, bir dilim ekmek. Yanında işte bir yeşillik meşillik. Ardından bu adam saat 12'yi geçirmeden yatacak. Yani bu yolları bu şekilde uygulayacak ki, bu basamakları bu şekilde uygulayacak ki işin sonu teheccüde gitmek. Bunların neticesi teheccüde çıkıyor yani. Yoksa işte 4'te kalkayım, 5.30 imsak, 3'te yattım. 2'de de İrfan'la 7 tane yumurta kırıp yedik. Gerçi biz artık sporcu bir kişiyiz dost. Burada protein tüketiyoruz. Sünnetten deliller. 1. Ağız dolusu içkiye sebep olacağı için içkinin damlası da haram kılınmıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu sarhoş edenin azı da haramdır buyurmuştur. 2. Resul-i Ekrem savaş günlerinde Müslümanlar arasında fitne çıkardıkları halde münafıkları öldürtmemiştir. Bak şimdi çok önemli. Bak münafıkları öldürmemesi Seddi Zerai olacak. Ama netice nedir? Yani olay artık iki oldu. Bir Seddi Zerai var. Vesileleri kapıyorsun. Bir de netice var. Ya bunları kapamasaydım neye vesile olurdu? Anladın mı? Anladın mı demek istediğimi? Yunus biz bir kağıdını şöyle alayım mı dostum? Şurayı alabilir miyim? Evet, ok çizmişsin ama. Bak şimdi. Şöyle bir şey var ya. Şu şimdi netice. Yani bu vacibe de çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Biz haramı konuşalım mı? Haramı konuşalım. Şimdi bu netice kısmı, bu aynı zamanda parantez içinde haram kısmı diyeyim. Yani ne oluyor bir de? Nas kısmı oluyor işin. Ben bu haramı şu şekilde işleyebilirim. Doğru mu? Harama gidecek. Şu ne oldu? Seddi Zerai. Anladın mı? Seddi Zerai. Peki o nokta çok güzel. Çevrem benim bu haramı böyle yapmama müsaade etmiyor. Ama ben kaçamak şekilde böyle yapabilirim. Ona da bir tane engel koydum. Ne oldu bu? Seddi
Zerai 2 oldu. Peki bu da kapandıktan sonra ben bu haramı, bak netice olan çıkacak haram, doğru mu? Şu şekilde de yapabilirim. Hayır dostum, bak şunu yapmazsan oraya varmayacaksın inşallah. Ne oldu? Seddi zerai 3 oldu. Aynı şekilde buradan yaparım. Buraya hayır dostum lütfen onu yapma diye bir set çektik mi? Çektik. Bu da seddi zerai. Envai çeşit seddi zerai oldu. Buradaki amaç bu neticeye gitme. Ama şu barajı buradan yıktığın anda bir baraj bir gedikle yıkılır. Bir sur bir gedikle yıkılır. Bir at, atın üstündeki bir kahraman nalından düşen bir çiviyle savaşı kaybettirir. Değil mi? Haberci metaforu var, bilir misiniz? Bir çivi düştü, bir nala sebep oldu. Nal düştü, atın düşmesine sebep oldu. At düştü, askeri düşürdü. Asker meğer postacıydı, haberi götürmek iptal oldu. Haberi götüremedi, savaşı kaybettirdi. Tabii daha şiirsel ama onu çıkaramadık. Yani... Resul-i Ekrem savaş günlerinde Müslümanlar arasında fitne çıkardıkları halde münafıkları öldürtmemiştir. Bak bu netice mi Yunus? Öldürtmemiş netice. Heh, hayır değil. Bu seddi zerai niye öldürtmüyor? Birazdan netice gideceğiz. O çizgiyi çizdim ya, o dikkat edeceğim. Devam. Çünkü onları öldürtmesi Muhammed kendi adamlarını öldürtüyor diye aleyhinde dedikodu yapılmasına sebep olacaktır. Anladın mı demek istediğimi? Devam. 3. Aslında onun da devamı var. Yani onun sonucunda fitneler mitneler. En neticesi herhalde şu an çok fazla çıkarabiliriz bu neticeyi. Orada beyan etmemiş, biz de etmeyelim ama herhalde bu da sebep olarak devam eder yani. O dedikodunun sonucunda fitne çıktı, bölündü, etti. İslam'a zarar geldi diyelim. Devam. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faize yol açar veya faiz yerine geçer diye borçlunun alacaklısına hediye vermesini yasaklamıştır. Bir dakika. Bak efsane değil mi? Çok efsane kriterlere gir. Ve sana 10 milyar borcum var. Tamam mı? Sen beni idare etmen maksadıyla abi ya şu gümüş tepsi de evdeydi size layık değil ama diye idare edip bundan birkaç ay önce hiç böyle samimi de olmadığı bir tane adam, hani koyuncunun biliyor ticaretle uğraştığını, koyuncunun yanına gidiyor. Diyor ki abi sen bana atıyorum hani 100 lira ver diyor. Ama diyor ben bunun sonucunda 120 vereceğim. Bak bu vallahi 20'si hediyedir ve bu haram değildir dedi. Aynı bu cümleyi etti değil mi abi? Bak ne oldu? Demek ki bir borcun üzerine hediye vermek İslam'da niye haram kılınıyor? Bak hediye diye faiz teklif etti adam koyunca. Şimdi örnek oldu, bak yaşamışız meğer örneği. Devam. Yani aslında bu şeyde de var. Yani devlet memuru diyelim şey faiz. Yasak hediye almak. Bana bile hediye alması yasak. Hani illaki bir borç para alacaklığı olması şart değil. Devlet memuru para işleriyle uğraştığı için, maliye memuru olduğu için. Evet. Maliye memuruna yemek ısmarlamak bile aslında uygun değil. Evet. Yani bir mükellefin sana yemek ısmarlaması aynen. Aynen öyle. Onlarda da öyle yani, illaki para alacaklı olmasa bile. Evet. Devleti parayla temsil ettiği için. Bak orada gördün mü hediye niye kesilmiş? Yoksa hediyeleşmek zatı itibariyle bir şer doğurmuyor. Ama burada bir şerrin yolu olduğu için İslam diyor ki hayır, bu da uygun değil. Çünkü seddi zerai diyor. Ne güzel oldu değil mi? Devam. 4. Aynı şekilde davada iltimas ve görevi kötüye kullanmaya yol açar diye hakim ve emire hediye vermek yasaklanmıştır. Çok güzel yine değil mi? Hediye verdiğinde adam bir minnet altına girecek. Diyecek ki ya bu kardeşim öyle ufak tefek sağ olsun bana bir Porsche hediye etmiş. Ben de bunun şeyini dava çıkarayım işte yani kardeşini diyecek. Mecbur kalacak. Minnete kalacak. Üstad ne diyor? İnsanlar bu asırda ihsanını muhtaçlara çok pahalıya satarlar diyor. 6. Savaş sırasında hırsızlık yapanların ellerinin kesilmesi yasaklanmıştır. Çok ince. Savaş sırasında el kesmek yasak. Bu netice mi seddi zerai mi? Seddi zerai. Acaba neticesi nedir? Bakalım. Çünkü bu gibi cezaların uygulanması düşman saflarına ilticalara sebep olabilir. Bu da neticesi mi? Neticesi. Netice saf değiştirme. Seddi zerai örnekleri. Güzel de örnekler sanki değil mi? Mesela az önce hediye kısmı falan çok ince noktalardı. Devam edelim abi. 7. Anlıyorsun değil mi? Devam. Zekat olarak verdiği şeyin satılmakta olduğunu görse bile şahsın bu malı satın alması şeriat sahibince yasaklanmıştır. Bu yasak malın fakirden düşük fiyatla satın alınmasını önlemek içindir. Nasıl İrfan? Zekat veriyor. Bakıyor, verdiği kişi satıyor, tekrar kendisi geri alamaz. Alamaz. Sen bana şunu zekat verdin abi. Dedin ki Mehmet sana lazımdır. Şu da benim zekatım olsun dedin. Ben de bunu piyasaya koydum. Şimdi sen bana zaten vermişsin ya, ben bunu 20 liraya satacağım. Sen 2 lira desem ben sana yok diyemem ki, malı sen vermişsin. O yüzden senin alman yasak benden. İfade edebiliyor muyum demek istediğimi? Zekatı da yerinden düşün. Tabii aynen öyle. Hatta İslam'da şey bile yasak yani. Mesela şurada bir daire var, Yunus onun pazarlığını yapıyor. Benim ikinci bir kişi olarak o pazarlık tamamen neticelenmeden girmem gene caiz değil. Çok ince yani. Gibi. Piyasa rekabet koşulları tabii. Evet. 8. Kin ve nefret hisleriyle insanların birbirlerinden uzaklaşmalarını önlemek için şeriat sahibi şahsın başkasının nişanlısını istemesini, başkasının muhayyerlik bulunan alışveriş akdini üzerine alışveriş yapmasını, başkalarının pazarlığı üzerine pazarlık yapmasını
yasaklamış. Eyvallah. Ne için dedi? Netice ne? Kin ve nefret hissi. Ha, kin ve nefret hissi. Netice. Çok güzel. Evet. Devam. Ne güzel değil mi abi? İnceliklere bak yani. 9. Zinaya yol açmaması için yabancı bir kadınla baş başa kalmak haram kılınmıştır. Anladın mı? Yabancı bir hanımla baş başa kalmak haram. Niye? Zinaya yol açmaması için. O baş başa kalmayı ne engelliyor? Setli zerai. Bitti. Eyvallah. Alabilir miyim bir tableti? Allah razı olsun. Şimdi sanki güzel oldu Setli Zerai vakası. Buradan bir Yusuf Aleyhisselam'la şu zina ile ilgili meseleleri iyice oturtma arzum vardı. Siz ne diyorsunuz? Daha 4 konum var. Yusuf var, Nemman var, Zübeyir abi var. Risale-i Nur'dan acaba bu harekat hak mıdır, maslahat mıdır diye bir mektup daha var. Siz Yusuf Aleyhisselam devam mı edelim? Bismihi Subhanehu. Evet. Hazreti Yusuf rüyasında 11 yıldızın, ayın ve güneşin ona secde ettiğini görüp Yakup Aleyhisselam'a anlatır. Yakup Aleyhisselam onun babası. Geçen hafta da örneklemiştik ki aynı devrin iki peygamberi. Yakup Aleyhisselam bunu kardeşlerine anlatma. Sana bir kötülük yapabilirler der. Bir gün kardeşleri Yusuf'u gezdirmek için müsaade isteyince vallahi onu kurtların kapmasından korkarım der Yakup Aleyhisselam. Parantez açıyorum. Ulema burada recadan önce haf vardır. Olay bu yüzden oldu der. Çok ince bir yorum değil mi? Evet. Çok çok ince bir yorum. Ulema burada recadan önce haf vardı. Yani Allah'tan ümitten önce bir korku. Allah'tan değil yani. Allah'a ümitten önce olaydan korku olduğu için böyle vuku buldu diyor. Yani onlar peygamber. Onlar biz görelim diye bu zelleleri yaşıyorlar. İfade edebiliyor muyum yani? Onların ihtiyacı olduğundan da bizim ihtiyacımız oldu. Devam ediyorum. Kardeşler Yusuf'u kuyuya atar. Gömleğini kana bular. Birinci gömlek. Kaçıncı gömlek? Birinci gömlek. Aynen. Kardeşler Yusuf'u kuyuya atar. Gömleğini kana bular. Babalarına kurt yedi derler. Yusuf'u kuyunun dibinden köle tüccarları bulur. Mısır götürür, zengin birisine satar. Alan kişinin hanımı Züleyha, kimi rivayette Zeliha. Alan kişinin hanımı Züleyha, Yusuf'tan murad istiyor. O kadar güzel bir peygamber ki onunla birlikte olmak istiyor. Yusuf odadan nefsini ve kendisini kurtarırken, yani odada Züleyha Yusuf Aleyhisselam'dan murad istiyor. Yusuf Aleyhisselam o durumun ahvalinden korkup kaçarken, tam kapıda ayağını atarken Züleyha birden Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine yapışıyor ve Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkadan yırtılıyor. Çok önemli. Yusuf odadan nefsini ve kendisini kurtarırken Züleyha gömleğin arkasından tutarak yırtar. Züleyha'nın kocası olayı görür ve Züleyha iftira atar. Lakin gömleğin arkadan yırtılması kaçıncı gömlek? 2. Gömleğin arkadan yırtılması Yusuf'u aklar. Yusuf Aleyhisselam gömleği arkadan yırtılmasına rağmen bu kadar hicap duyarken bugün gömleği arkadan yırtılmış zina üzere yaşayan kimilerinin yüzü bile kızarmıyor. Ne acı değil mi? Birinci gömlek. Evet, kanlı gömleği Yakup Aleyhisselam'a götürdüler. İkinci gömlek Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılması. Arkadaşları arasında Züleyha'nın beceriksiz hali nam salınca şimdi Yusuf'u görüyor ve herkesin iştahı artıyor Yusuf Aleyhisselam. Ve insanların iştahı arttığı şeylerde bilirsin. Birilerini aşağılamayı, ulaşamayan birileriyle dalga geçerek kendilerini tatmin etmek isterler. Yusuf Aleyhisselam bir gün arkadaşları varken odaya girdiğinde elinde bıçakla meyve soyanlar onun güzelliğine bakıp dalıp ellerini soymaya başlıyorlar. Böyle birisi yani Yusuf peygamber. Güzelliği yani bir erkek olarak güzelliği nam salmış birisi. Tabi Züleyha ondan murad alabiliyor mu? Züleyha arkadaşlar arasında dalga geçecek bir konu oluyor. Arkadaşlar arasında Züleyha'nın beceriksiz hali nam salınca tüm arkadaşlarını bir gün davet eder. Hepsi ellerinde bıçak meyve yerken Yusuf içeri girer ve Yusuf'a hayranlık ile bakmaktan ellerini keserler. Ayşe validemiz diyor ki Yusuf zamanı ellerini kesenler efendimi görseydi kendilerini doğrardı. Muhammed Aleyhisselam. Nerede ne güzellik görsen bil ki o cem etmiş. O sırada Züleyha tekrar ya senden murat alırım ya da zindana girersin der. Yusuf Aleyhisselam buna karşılık ellerini semaya açar ve Rabbine haykırır. Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyhe mimma yedüneni ileyh. Ey Rabbim zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimli. Kâle Rabbi sicnu ehabbu ileyhe mimma yed'üneni ileyhi. Rabbim az önce dedi ya eğer senden murad almazsam zindana attırırım. İnan zindan bana bunun murad istemesinden daha sevimlidir. Yusuf suresi 33. ayet. Meyletmemiş İffet abidesi. Meyledersem diyor ha. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın bir adımı var mı Yunus? Hayır. Meyli var mı Yunus? Hayır. Korktuğu şey ilk dürtü. Birinci dürtü. Şeytanın ilk hamlesi bir bakayım mı? Meyletmekten daha hayırlıdır. Çok fena değil mi ya? O meyli engellesek seddi zerai olma mı? Anladın mı? Bağlanıyor mu dersle? Bunun üzerine zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada herkese ders yapar. Rabbine kurbu. Kurbiyet? Yakınlık. Yakınlığı arttığından dolayı
dolayı o zindana medrese-i Yusufiye derler. Zindanda rüya yorumlayan Yusuf aleyhisselam zindandan çıkacak birisine rüyada gördüğü 7 yıl bolluk sonra 7 yıl kıtlık yorumunu verir ve vezire bildirtir. Yusuf aleyhisselam zindanda rüya görür, yorumlar. Dışarı çıkan birine der ki ey kardeş bu rüyayı al, o vezire bildir. Nerede? Mısır'da. Ama dışarıdaki adam unutur. Ayette burada da bir yorum var. Çok ince bir yorum. Şeytan unutturdu. Yani unutmanın şeytandan olduğunu burada da ulema söylüyor. Anladın mı? Hani biz konuşuyoruz ya kardeş böyle bir şey vardı hani ne oldu? Abi unuttum diyoruz ya. Ulema demek bir alanı var yani. Tüm unutmaların öyle olduğunu zannetmiyorum ama bir alan çevirmişler ve demişler ki bu unutmalar şeytandan demiş. Ya burada zaten çok aşikar değil mi? Şeytan unutturacak ki Yusuf çıkamasın. Doğru mu Fatih? Evet. Demek ki unutmaların bir alanı neyden? Şeytandan. Çok ince yani. Hazreti Hızır olanda da aynısı var. Yine ayette söylüyor. Şeytan unutturdu. Eyvallah abi. Eyvallah. Önemli bir konu zaten abi. Yani evet. Normal şartlarda unutmaması gereken bir tabii. Ama dediğin gibi şeytandan olacak ki. Tabii. Tabii. Bir süre sonra hatırlayıp anlattıktan sonra vezir Yusuf'u çıkarmaya gelir. Sana soruyorum. Nereye geliyor vezir Yusuf'u çıkarmaya? Zindana. Yusuf aleyhisselam ancak suçsuzluğumun ispatlanması şartıyla çıkarım der. Sana soruyorum. Ne konudaki suçsuzluğu? Zina konusundaki. Kim ile? Sana soruyorum Furkan. Züleyha ile. Sesini yükselt. Züleyha ile. Zeliha'ya sorarlar ve Zeliha da bir dirhem pişman olur. Doğrudur der. Doğrudur. Yusuf ile bu iş olmamıştır der ve Yusuf aleyhisselam hapisten çıkar. Hangi hapis? Medrese Yusufiye olan hapis. Bir dönem sonra Mısır'ın sultanı olur. Zindandan, kuyudan Mısır azizliğine. Cenab-ı Allah bir insana bir yerde, bir cihette, bir mekanda azizlik verecekse önce kardeşlerin eliyle o kişiye kuyu gösterir biliyor musunuz? Dert çekmediysen, çekmediğin derdin mi saçını uzatıp millete anlatacaksın ey kardeşler? Değil mi? Bir dönem sonra Mısır'ın sultanı olur. Rüyadaki gibi 7 yıl bollukta bolca birikim yaptırır. Kıtlık zamanı başkalarına bile yardım ederler. Yusuf'un kardeşleri, kardeşlerinin birinin adını bilelim, Bünyamin. Yusuf'un kardeşleri yardım istemeye gelir. Kardeşlerini tanıyan Yusuf aleyhisselam, Bünyamin'in çantasına bir değerli taş koyarak onu tutuklatır. Bünyamin zindanda her şeyi anlatır. Böyle dar durumdaydı. Ben bu mücevheri çalmadım, biz sadece Mısır'a yardım istemeye geldik. Ve Yusuf babasına bu gömleği Yakup aleyhisselama götürür müsün diye kardeşi Bünyamin'e vererek yollar. Üçüncü gömlek. Birinci gömlek neydi Gökhan? Kanlı gömlek. İkinci gömlek neydi Yunus? Evet. Kısacasını söyleyelim. Arkadan yırtılan gömlek. Üçüncü gömlek neydi öteki Yunus? Yakup aleyhisselama gönderdiği gömlek. Ağlamaktan gözleri kör olan Yakup aleyhisselam Yusuf'un gömleğini alır ve gözlerine mesheder. Yakup aleyhisselam sürer sürmez gözleri açılır. Aslında ayaklarını bastıkları toprağı gözümüze sürme diye çekmeliyiz bu insanların. Gömleğine olan hasretimizi anlatamayız bile. Şehvetten boğulan birçok genç bekler Yusuf'un gömleğini. Sürsek de gözlerimiz açılsa bu karanlık şehvetten, bu zulmetli gafletten. Bizim de bu nasihatlarımız Yusuf'un gömleği gibi gaflette, zulmetteki gözlerimizi açsın diyelim inşallah. Amin. Lillahi teala, el-Fatiha, mersal.